Sihirli Belçik'e hoş geldiniz. Ben Şükran Karavul. Bugünkü video konum bu güzel kaktüsün toprağını değiştireceğim. Çoğaltmadan biraz anlatacağım. Ondan sonra en önemlisi aşılama da yapacağız bunda. Yani güzel bir video olacak sanırım. Şimdi başlarken şöyle bir şey istiyorum sizden. Şöyle gözlerinizi bir kapayın. Ondan sonra hayal edin. Gözleriniz kapalı hayal edin. Kaktüs nerede yaşıyor? Nerede büyüyor normalde? Yani çölde. Yani hemen o gözümün önüne geliyor. Nerede yaşadığını bir böyle hayal edin, düşünün. Ondan sonra zaten aslında kendiniz de onun ihtiyaçları ne olduğunu bilebilirsiniz. Çünkü ben sizlere bilgi veriyorum. Ama şunu unutmayın. Öncelikle hani baktığınız bitki ne istiyor? Nerede yaşıyor? Onu bir bilin, araştırın. Ondan sonra da sizin bulunduğunuz yer önemli. Ondan sonra bunları bir araya getirdiğinizde çiçeklerinizden gerçekten çok çok keyif alacaksınız. Şimdi neye başlayalım? Şu dış saksısı vardı. Ondan bir çıkaralım. Çıkardık. Süslerini de alalım. Bir de inceleyelim bakalım durumu nasıl. Bakın bu uzun zamandır toprağı değişmemiş. Toprağı da çok uygun bir toprak değilmiş ama olmuş, olmamış diye biliyorsunuz kaktüsler zaten öyle çok hızlı, hani en iyi şartlarını da yerine getirsiniz, öyle çok hızlı gelişen bir bitki değil. Ama tabii şartları daha iyi olursa, mesela ben şimdi ona iyi güzel bir toprak kullanacağım. Toprağımın içinde torf var, perlit var, lav taşı var, inceltilmiş böyle küçük küçük, kömür var, hani odun kömürü bayağı kullandığımız ponza taşı dedim. Bir de mineraller var. Bu hazır bir toprak. Yani mineraller ne koyuyor şirket onu bilmiyorum. Ama şöyle düşünün. Ben hep kendimizle karşılaştırıyorum. Biz de sağlıklı beslenmek için ona göre besleniyoruz. Değil mi? Şimdi bu bitkiler de onu istiyor. Evet tabii ki dışarıda doğada olsa her şey doğadan geliyor. Yağmurdu, üstünde gezen böcekler. Yani doğada zaten toprak çok zengin. Ama bizim evde öyle değil. Adı üstünde süs bitki oluyor bunlar. Evde kaldıkça biraz daha farklı bakmak gerekiyor. Hani üstüne düşmek değil de ama şartlarını lütfen yerine getirelim. Evet, şimdi ben bunu buradan çıkaracağım. Çıkarırken de bakın, baktığınız böyle küçük kaktüsleriniz bile bu yağlı kılık. Hani fırında kullandığımız var ya, bu o. Bunu büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunda ne vardı? Bakın, hem saksısı küçüldü, toprağı eskidi. Bir de şuradan hafif, bakın buradan çoğaltmaya kimzan gerekmiyor, bakın kendisi verdi. Ama ana gövdesi şunun ucu çürük. Ne zamandır aklımda, onu oradan ayırmam gerekiyor. O gün bugün derken iyi ki çok fazla da ilerlemedi. Bugüne nasıl kısmetmiş, beraber yapacağız şimdi onun bakımını. Şöyle ben şuradan kutumu alayım. Şimdi tutmak için şöyle bakalım. Şununla sarabiliriz. Bakın kısa geliyor. Çok basit. Ben normalde küçükleri öyle alıyorum. Şöyle hemen yana çevirip üçgen yapıp, üçgen yaptık. Hemen katlıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi yeni kutacımız hazır. Şöyle, çünkü bununla böyle çok güzel kaldığını görmüyorsunuz değil mi? Şöyle çok güzel bakın kavrayabiliyorsunuz. O kadar. Açtı. Çok güzel kavrayabiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle aldık. Evet. İlk aşama tamam. Bundan sonra şurada onu güzel güzel, çok fazla da hiç zorlamaya gerek yok. Eski toprağını az az aldırıyorum ben. Çünkü çok şey bir toprakmış önceki kullanılan. Nasıl desem ki sana size, aslında hiç kaktüse uygun bir toprak değilmiş. Şöyle yavaş yavaş. Bakın çok kök de verememiş aslında. Ortasında sıkışıp kalmış. Gördüğünüz üzere şöyle çok fazla da çeviremeyeceğim. Burada çürüyen bir şeyler olmuş. Bu çok
çok güzel bir örnek. Aslında önceki toprak gerçekten çok çok uygun değilmiş. Onun için ben oldukça köklerini alıyorum şu an. Şöyle. Normalde bu kadar almamıza gerek yok. Ama bu öyle bir şey etmiş ki hani gerçekten bakın yandan şuradan kök şöyle çevireyim. Bakın şuradan bile kök vermeye başlamış. Şöyle. Şimdi ben bunu bu haline tıkır tıkır hemen geri dikmek istemiyorum çünkü. Şöyle bunu da alabiliriz. Ortasında var. Sağlıklı güzel kökleri var. Ama ondan da demek ki bu çok gelişememiş. Çünkü altta böyle tıkışıp burada bir çamur gibi bir yerde kalmış. Şöyle. Evet. Şöyle toprağa hani kendini kırdırtmadan toprağını aldım. Ha, çalışıyorum ki yok bu toprakta ben bunu daha tutmak istemiyorum. Eminim o zaten şey çık. Bakın burada kök yok. Güzel oldu. Şimdi onu şöyle bir yana alabiliriz. Evet ondan sonra böyle az az ellerinize giriyor. Hiç önemli değil. Sonradan çıkarız. Şimdi kaktüs ve sukulent dikerken her zaman ne önemli? Drenaj vermeniz lazım. Ne dedi? Böyle su içinde kalmasını sevmiyor değil mi? Onu da sağlamak için bakın. Böyle altı kapalısa bunun gibi, bu güzelliğin gibi, bu bir aşılama da. Böyle altı kapalısa altına çakıl taşları da dışarıdan toplayabilirsiniz ya da lav taşı koyun. Lav taşlarının da büyüklükleri var. Böyle kullandığınız saksı ya da obje büyükse ona göre büyük kullanın ama küçükse küçük kullanın. Bunda mesela bir şey gördüm. Şimdi bu hep böyle duruyor ya. Bakın sinsi sinsi arkadan çürüme yapmış. Onu da o çürük yerlerini sonradan hemen uzaklaştırırım. Suyu fazla gelmiş olabilir. Şimdi gelelim gene buraya. Bunun altı aslında delik gördüğünüz gibi. Ama delik olduğu halde ben ona gene de drenajı sağlayabilmek adına şöyle benim orta boylu lav taşlarım var. Önce onları koyuyorum. Şöyle. Ondan sonra bu güzel toprağından kullanacağım şimdi. Onu da şöyle yanına alayım. Tabii ki dikenler de güzel yerinde oturuyor orada. Şöyle. Yani kaktüsün şimdi belki düşünüyorsunuz kaç senede bir toprağa değişmesi gerekiyor. Aslında 3-4 senede yeterli olabilir. Besin mesela ayda 2 kere şimdi yaz aylarında verebilirsiniz. Kışın mesela kışın kaktüsler Kasım'dan Şubat sonuna kadar kış uykusuna yatıyor. Bu ne demek? O dönemde daha az su verin. Hatta hiç bile verebilirsiniz. Hani salonda tutuyorsanız hava kuru olduğundan bir verirsiniz. Balkonda tutuyorsanız mesela vermeyin. Çok az bir şey gerçekten. Ve o dönemde kesinlikle hiç besin vermeyin. Açık öyle bir uyusun. Ondan sonra Mart geldiğinde tam dönemiyse hani Mart, Nisan saksı değişim zamanı çok idealdir. Tam o ara besin vermeye başlayın ki çiçeklenmeye de başlasın. Şu çiçeklenmesi için şu deniliyor. Kaktüs eksi aslında balkonda mesela 20 derece kadar da durabilir. Azıcık o serin sıcak farkını aldığında daha güzel oluyor. İşte o zaman da çiçek verme şeyine daha iyi gidiyor. Ama hiç belli olmuyor. Benim salonda tuttuklarım yani hani evet hep bir standart bir yazı hani şartları var ama onu gördüm ki salonda tuttum kaktüs benim açtı. Onun için en önemlisi durduğu yer. Mesela bakın böyle direkt güneş vurmasın. Bol aydınlık olsun. Aydınlık gerçekten istiyor. Şimdi şöyle yerinde bir hafif açalım. Şimdi bakalım. Şimdi ben bunu derine dikmek istiyorum ki 2 dakika sonra hemen
sallanmaya başlamasın. Gördüğünüz gibi bu. Şimdi bir de eldivenler de var. Bakın isteyen eldivenle de çalışabilir. Ama eldivenle ben şunu gördüm. Beni daha çok rahatsız etti. Çünkü eldivenler ne kadar naylon da olsa oradan bir takılıyor değil mi diken? Ve bu sefer o gene elimle geliyor. Ama bu yağlı kağıtta ne oluyor? Güzelce orada duruyor. Şöyle. Evet, çok da basit. Hani basit iş zaten yoktur. Öyle bir gerçek de var. Onun için bu dikenli taktiklerimizi dikmek de o kadar kolay değil. Ama çok keyif, çok zevk alacağız onlardan. Yani şöyle düşünün, hayal edin çölde bir kaktüs. Şöyle. Evet, çok bastırmamak gerek. Ama ben onu yine de biraz, gördünüz mü? O artık görevini gördü. Onunla işimiz bitti. Hopla, bu kadardı. Şimdi üstüne de ben güzel güzel toprağımdan koyacağım. Oo, çok da güzel olduk. Maşallah diyelim. Şöyle. Bir de ne yapıyoruz? Kaktüslere can suyu verin. Yani normal değil. Türkiye'de ona can suyu diyorsunuz siz. Aa, bakın girdi parmağıma. Şöyle çıkarıveriyoruz. Yani zamanla alışıyorsunuz ya. Bir de sevdiğiniz bir şeyse, ben bunların hepsine teker teker hayranım, biliyor musunuz? Onun için bana hiç o kadar şey etmiyor. Ay, dikeni battı etti diye hiç rahatsız olmuyorum. Şöyle şu aralarını da toprağını şey edeceğim. Yani kaktüs dikerken bir de ne önemli, lütfen dikkat edin kökleri, o ince ince kökler var ya, hele ufak şeyleri dikerken dışarıda kalmasın. Dışarıda kalan kökler çürür. Ay, çok güzel olduk. Çok. Evet, arada da böyle tatlı tatlı. Ya şu var, bakın ben mesela gözünüzü tekrar kapayın dediğimde, kapadığınızdan kaktüs denildiğinde aklınıza ne geliyor? Benim mesela aklıma gelen o kocaman, mesela benim bir tane şöyle küçücük kaktüsüm vardı. Kendi boyun iki mislisinde çiçek verdi. Benim o aklıma geliyor. Diken batıyor mu? Batsın, ne fark eder? O kadar güzel bir çiçek veriyor ki. Evet, benim bu toprağım çok hafif, şu an nemli. Normalde de can suyu vermiyoruz ama böyle olduğundan da kesinlikle gerçekten bir 10 gün ben hiç su vermeyeceğim. Evet, şöyle hafif şunları bir çıkarayım. Elimden kurtulayım onlardan. Şöyle. Evet, toprağını değiştirdik. Böyle güzel beyaz bir saksı seçtim ben. Hoş, güzel oldu. Şimdi gelelim başka bir konuya. Toprağımızı değiştirdik değil mi? Şimdi şurada bıçağım var benim. Şöyle. Şuradan da tabağımı aldım. Şimdi güzel desenfekte edilmiş. Onu her seferinde hatırlatıyorum size. Gerçekten hep iyi desenfekte edilmiş. Temiz bir aletle hep çalışın. Şimdi bunu şuradan, tabii siz bir şey görmüyorsunuz. Çok iyi oldu. Şöyle şuradan keskin bıçakla, ve bıçak da keskin de şunu tutamadım. Şöyle şuradan uzaklaştırdık. Gördünüz mü? Şimdi bu kadar basit. Çoğaltma oldu işte. Gerçekleşti. Şimdi kestiğimiz bölge ıslak olduğunda bunu hemen dikerseniz çürümeye devam ediyor. Çoğu zaman o hatayı yapıyorsunuz. Onun için ben bunu ne yapacağım şimdi? Ben bunu böyle bu tabağa koyup en azından 10 gün böyle tutacağım. Hiç korkmayın, hiçbir şey olmaz. Zaten emin olun burası kurumuş olsun, ondan sonra dikin. Şimdi size bir püf nokta daha. Alttan kurumuş bir kaktüsünüz var değil mi? Şuraya bir baktınız kuru. Aman kurumuş, kusura bakmayın. Çürümüş kaktüsünüz var. Hemen onu oradan çıkarın ya da üsttense kesin. Bayağı böyle bıçakla bununla gördüğünüz gibi kessin, uzaklaştırın ve gene dediğim gibi en azından 10 gün. Yani hep kontrol edin, hiç korkmayın. O orada dışarıda ölmez. Onu öyle takip edin. Ondan sonra, kuruduktan sonra böyle güzel, içi zengin bir toprağa dikiverin. Şöyle açıp ondan sonra hafif içine sokacağınız o kadar. Ve ne yapmıyoruz işte, gene can suyunu vermeden. Şimdi ben bunu
Şöyle bir kıyıda bekleteceğim. İleriki günlerde de onu saksıya dikerim. Şimdi gelelim buraya. Şimdi ben şöyle bir bıçağımı sileyim. En önemlisi burada aslında bıçak. Bir de işte tutabilmek. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Konudan konuyu açıyoruz. Ne demiştim? Aşılama nasıl yapılıyor? Hani bunun gibi görüyorsunuz ya, böyle çok güzel. Aslında çok büyük bir işi yok onun. Şimdi böyle en güzel tabii bu düz kaktüslerle oluyor. Şimdi bunun, evet, bunu oradan tutamıyorum. Şununla deneyeceğim. Şöyle yapıp ondan sonra şöyle, öyle de olmadı. Ben şu yandan geri çalışayım, en iyisi. Bakın şöyle hemen de geldi. Gördünüz mü? Bunu aldım. Hem zaten orası çürüme vardı. Bakın orada bir şey olmuştu. İlerlemiyordu da ama. Öyle duruyordu. Şimdi kapağını aldık değil mi? Üstünü aldık. Ama iş daha bitmedi. Şimdi şu yandan yanları da alıyoruz. Bunun için gerçekten bitkimizi zorlamama adına keskin güzel bir bıçak kullanın. Şimdi böyle. Evet, ondan sonra yandan geliyorlar. Şöyle buradan da aldık. Bunu da ben sonra size çevireceğim, göstereceğim. Tüm yıldızları yukarı doğru aldık. Bir de önemli olan derinliğini, bakın keserken çok yukarıda kalmayın. Şuradaki, görüyor musunuz? Şu beyaz bölge ortaya çıkmış olması gerekiyor karşı tarafta. Şimdi ben bunu böyle kestim değil mi? Hatta şöyle biraz daha kesebilirim şunu. Şimdi bunun üstünü lütfen kestiğinizde düz kesip bırakmayın. Ne için aşağıdan yukarı yaptım ben? Çünkü şimdi karşı tarafını aldığımızda, taktığımızda şu oluyor. Bir dönem sonra, bir zaman sonra burası çökebiliyor. Düz kestiğinizde ne olacak? Alta çökecek ve bu bir ikisi beraber şu dokunma gitmiş olacak ve oradan birbirine yapışamayacaklar. Yani şöyle düşünün, bu ozan göçmüş olacak, böyle kalacak. Şimdi geçelim öbürüne. Şundan almak istiyordum ben, rengi hoş diye. Tekne gördüm, sonradan gördüm onu. Burada çürüme var. Burada da şimdi oraya hiç dokunmayacağım. Öncelikle şuradan bir tane minnak alalım. Gördüğünüz gibi bu kadar. Ha, bir de bir şey daha diyeceğim. Bunları böyle alıp da sonradan toprak üstüne koyup da büyütmeye çalışırsanız o iş çok zor iş. Yani olmaz gibi bir şey diyeyim ben size. Hani o zor değil de gerçekten olmuyor. Daha fazla böyle aşılama için kullanabilirsiniz. Şimdi tamam. Senin işin de bitti. Onu aldım. Şimdi ben kendimi şurada kesmek için yer hazırlamıştım. Bu minicik güzeli şuradan şöyle, inşallah görünüyordur, kestim. Şimdi bunu da keserken zaten bunun da işte içinde, şimdi ortaya çıktı. Şurasında şu şey var, bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu alıyoruz. Ondan sonra bunu buraya böyle koyduk değil mi? Ay, çok da tatlı olacak. Şimdi asıl önemli iş şimdi geliyor. Benim lastik yoktu. Ben böyle birkaç lastiği bağlayıverdim. Tek lastik yapacağım ben onu. Bir bakayım şimdi böyle bunu bağladığımda herhalde gevşek olacak gibi. Şuradan bir bağlayayım. Şimdi gelelim bir önemli püf noktaya daha. Bunu böyle buraya, evet, lastikle sabitleştireceğiz. Şimdi benimki tabii küçük olduğuna biraz fazla hareketli orada. Şöyle. Pardon. Şöyle ben bir kendime doğru çevireyim. İş bittikten sonra sizinle de. Sanırım oradan bakın şöyle aralıktan görüyorsunuz. Şöyle güzelce onu lastikle
Evet, öyle basit de değil yani. Çoğu zaman videolarda ne oluyor? Videolar kesiliyor. Bir bakıyorsunuz lastik takıldı. Şimdi ben tek elle de şöyle yapacağım ben onu. Şöyle buradan geçirdim. Tamam. O oradan gitti. Hiç problem değil. Bakın aldık. Yani kesilmeden benim videomda bunu şimdi birebir görüyorsunuz. Öyle o işler öyle basit de değil. Hemen oldu bittiye gelmiyor. Heh, şöyle. Evet. Şimdi isterseniz bir de çapraz lastik takarsınız. Ben takmayacağım. Gördüğünüz gibi şimdi ben onu güzelce yerine oturttum. O şimdi bir dönem sonra o ortası hafif çökme yapacak. Ama hiç problem değil. Çünkü biz onu hafif yukarıdan yanlarını sıyırarak kestik. Nasıl oldu? Çok da güzel oldu. Toprak değiştirdik. Bir. Çoğaltma yaptık. İki. Aşılamayı da burada denedik. Bakalım inşallah tutar. Ben zaten sizlerle Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada hikayelerde hep az çok paylaşıyorum. Ne oldu, ne gitti, yeniliklerle ilgili işte böyle video paylaştığımda orada da paylaşıyorum tam nasıl ne oldu, gidişatları nasıl diye. İnşallah video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.